dile kolay. 180 milyon yıl süresince dünya yüzeyinin her alanında egemen oldular. Mesozoik olarak bilinen bu dönem, dinozorların gelişip yaygınlaştığı zaman dilimiydi. Sonuçlarsa hayret vericiydi. Bir daha eşine rastlanılmayacak şekillerde ve vücut tipinde birçok canlı oluşmuştu. Çoğu vahşi ve korkunç olsa da bazıları sevimli ve etkileyiciydi. İsmi Dino Bellator. Kalıntılarını milyonlarca yıl sonra Kuzey Amerika'da bulduk. 70 milyon yıl önce bu sulak yerlerde yaşıyordu. Bir çakal boyutundaydı. Keskin dişleri sahipti ve iyi kavrayan pençeleri vardı. Çok zorlu bir avcı olduğu aldığı yaralardan belliydi. 2008 ve 2016 yıllarında yapılan çalışmalarda 20 fosili keşfedilmişti. Bunlar bir hindi büyüklüğündeydi. Ancak ağırlığının aksine saldırma güçleri çok yüksekti. Bu özelliğini kaslı bacak ve kollara borçluydu. Bir fosilin kaburga kemiği kırılmış ama sonradan iyileşmişti. Bir diğerinde el pençesi yaralanmıştı. Ama o diğeri gibi şanslı değildi. Bu yara onu öldürmüştü. Kuyrukları çok ilginçti. Çoğu benzer dinozorun dengeli ve destekli koşmasına yardımcı olan kemikleri ve tendonlarla güçlendirilmiş sert kuyrukları vardır. Ondaysa kuyruğun dibinde kalçayla bağlandığı yerde çok fazla hareketlilik vardı. Muhtemelen bu kuyrukları bir kırbaç gibi kullanıyordu. Bugün bu hayvanlara bir çıta saldırmış olsaydı çevikliği ve muazzam gücüyle onu kolayca alt edebilirdi. Oviraptorlar 100 ile 65 milyon yıl önce Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da yaşıyordu. Aynı kuşlar gibi kuluçkaya yatan, hafif yapılı, her yerde yaşayabilen yırtıcılardı. Uzunlukları 1.8 metre, ağırlıkları ise 25 ile 30 kilogram arasındaydı. Uzun, çok iyi gelişmiş, arka bacakları üzerinde yürüyorlardı. Bir halkayla çevrili iri gözleri muhtemelen stereoskopik bir görme yeteneğine sahipti. Onların çenelerinde dişler yoktu. Muhtemelen gaga benzeri bir kaplama vardı. Oviraptor, yumurta hırsızı demek. Ancak bu isim yanlış anlaşılmadan geliyor. 1923'te Moğolistan'daki Gobi çölünde Oviraptor fosili bulan George Olson onları Amerika'ya götürmüştü. İncelemeler sonunda bu hayvanın yumurta çalmak için buraya geldiği ve o sırada yuva yakınlarında öldüğü kanısına varılmıştı. Ancak daha sonra o yumurtaların Oviraptor'un kendisine ait olduğunu gösteren bazı kanıtlar keşfedildi. Bunlar büyük kollara ve boyunlara sahip kuş benzeri ufak dinozorlardı. Nikensaurus, muazzam büyüklükleri ve uzun boyunlarıyla tanınan dinozor grubu Titanosaur ailesinin nispeten ufak bir üyesiydi. Bunlar biyotoburdu. Kretase döneminde Güney Amerika'da yaşadılar. Bazı tahminlere göre zırh benzeri osteodermlere sahiplerdi. Küçük boyları göz önünde alındığında daha büyük avcılardan korumak için bu doğal kalkanları kullanmış olabilirler. Leptoceratops, 2.7 metreye kadar uzayabilmelerine rağmen sadece 0.6 ile 0.9 metre yükseklikteydi. Bu uzun, ince ve alçaklarda dolaşan hayvan boyunun yettiği ufak bitkilerle besleniyordu. Ön bacakları arka ayaklarından daha kısaydı. O yüzden bazı tahminler onların ayakta durabildiği yönünde, hatta yürüdüğünü söyleyenler bile var. Vücuduna göre büyük bir kafaya sahipti. Bu kafatası iyi korunmuş bir halde günümüze kadar ulaştı. Onlar aynı zamanda gaga benzeri bir buruna ve ufacık bir boyun fırfırına sahiplerdi. O dönemde yaşayan korkunç avcılara karşı son derece savunmasızlardı. Passerinosaurus, kalın burunlu kertenkele demek. Bu dinozorlar Kuzey Amerika'nın kuzeybatı kesiminde yaşadılar. 7 metre uzunluğa ve 2,5 ile 3 ton arasında bir ağırlığa sahiplerdi. Burunların üzerindeki çıkıntı tıpkı bir gergedanı andırıyordu. Bu süslü manşetleri ise muhtemelen rakiplerini ürkütmek ve avcıları kaçırmak için kullanıyorlardı. Güçlü ve dar bir çene yapısı vardı. Birbirine çok yakın olan çeneleri sert bitkileri koparmak, açmak ve kesmek için birebirdi. Yani yanak dişleri aynı bir makas sistemi gibi çalışıyordu. 70 milyon yıl önce Kuzey Alaska, Kuzey Kutbu'na bugün olduğundan daha yakındı. Bu da dinozorların güneş olmadan 4 ay kadar süren dönemler yaşamış olabileceğini gösteriyor. Yine de o zamanlar daha sıcak bir iklim vardı. Donmuş, çorak bir arazi yoktu.
Bu bölge erelti otları ve çam ağaçlarıyla dolu ılıman ormanlara sahipti. Bunlar basit zırhlı dikenler değil, aynı zamanda ölümcül birer çiviler. Kentrosaurusların dikenlerinden iki tanesi doğrudan ön ayaklarından dışarıya çıkıyor ve kuyruğundakilerle birlikte bir yıldız gibi etrafa sallanıyordu. Bunlar inanılmaz derecede sivri kuyruk uçlarıydı. Bir kentrosaurusun ne kadar güçlü olabileceğini araştıran bilim insanları yaptıkları incelemeler sonunda hayrete kapılmıştı. Sonuçlar büyüleyiciydi. Onların kolayca hareket etmesini sağlayan esnek bir iskelet sistemleri vardı. Bu yüzden avcılar onlara yaklaşmaya çekiniyordu. Uzun kaslı kuyruklarını büyük çivili sopalar gibi kullanıyordu. Bunlar çok hızlılardı. Bu kuvvet kaburgaları kırabilecek, eti delebilecek boyuttaydı. Hatta bu kuyruğun ulaştığı hız bir insan kafatasını kırabilecek hızın üzerindeydi. Pachycephalosaurus yani kalın kafalı sürüngenler doğal bir kask takıyordu. Kafatasları o kadar kalındı ki bazıları 22 cm kalınlığında kemiksi bir kubbe gibiydi ve bu da onları kafatasları konusunda şöhrete kavuşturmuştu. Onların 5 parmaklı kısa ön bacakları vardı. Bu bacaklar üzerinde yükseliyorlardı ve 5 metre uzunluğundaydılar. Ölüm makineleri Cornotaurus'lar. İsimleri Latince'de Etien boğa anlamına geliyor. Bu boynuzlarına ve korkunç görünüşlerine bir gönderme. Onları ölümcül kılan şeylerse güçlü bacakları ve kuyruk kaslarıydı. Bunlar sayesinde aniden atağa kalkıp çok hızlı koşabiliyordu. Kolları ise çok ufaktı. Vücudunun geri kalanına göre kısa olan kolları sadece 1,5 metre uzunluğundaydı. Yani T-Rex'inkilerden çok daha kısa. Bilim insanları bunların körelmiş uzuvlar olduğuna, yani gündelik hayatta hiçbir amaca hizmet etmediğine inanıyor. 130 milyon yıl önce Avrupa'da dolaşan etobur dinozorlardan biri oydu. Kong Vator. İlk göze çarpan şey kambur sırtlarıydı ve bu sırt bu tür bir dinozor için benzersizdi. İşlevi ise büyük bir gizemdi. 2003'teki keşfinden bu yana onun amacını çözemedik. Belki de sadece dekoratifti. Bir diğer tuhaf özelliği de kollarındaki engebeli çıkıntılardı. 75 ile 70 milyon yıl önceki Orta Asya'ya gidebilseydik bu etkileyici şeyleri görebilirdik. Bu canavar makas evlerin kuzeni gibi gözükse de muhtemelen bu pençeleri sadece kendini savunmak ve yiyecek toplamak için kullanıyordu. Yani aslında bunlar bir canavar değil, son derece nazik devlerdi. Bu pençelerin bir eşi daha yok. Birçok otoriteye göre tarihteki en uzun hayvan pençesi. Öyle ki 90 santimetreye kadar uzayabiliyor. Yine de bu hayvanların hala tam bir iskeletini keşfedemedik. Gerçekte nasıl göründüklerine dair hala yanıtlayamadığımız sorular var. Henüz bir kafatası bile bulamadık. Epidexipterix. Korkunç bir görünüme sahip, 152 ile 168 milyon yıl önce yaşamış kuş benzeri ufak bir dinozordu. İlkel bir tüy türüne sahipti ama ilginçtir, doğrudan kuşların atası değildi. Onlar, dinozor ve kuşlar arasındaki bazı geçiş aşamalarını anlamamıza yardımcı olan dostlardı. Uzun ve dar parmakları ağaçlardan böcek toplamak ya da ağaçlara tırmanmak için idealdi. Küçük oldukları için ağaçsı lokomasyona uygunlardı. Bu şey kesinlikle en sıra dışı dinozorlardan biri. O 1965'ten beri bilim camiasında çözülemeyen bir bulmacanın başrolü. Onun uzun yıllar bulunabilen tek kalıntısı uzunluğu 2 metre yaşayan kollarıydı. Kollar Gobi çölünde bulundu. Vücudun geri kalan kısmı ise burada yoktu. Bu nasıl olabilirdi? İlk bakışta kaçak avcıların kafatası da dahil olmak üzere birçok uzvunu sattığı anlaşılıyordu. Ama yine de emin olmak zordu. Daha sonra Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü'nden Pascal, çalınan fosillerin bir kısmını gördüğünü hatırladı. Japonya ve Almanya'daki özel koleksiyoncular bu eşsiz parçalara sahipti. Bilim insanları onlara ulaştığında 50 yıllık bir gizemi çözdüler. Ördeğe benzer dişsiz bir gagası vardı. Yiyecek toplamak ve ağaçlardan dal almak için iki güçlü kola sahipti. İki ayaklı dinozorların en büyüklerinden biriydi. Hantal olmasına rağmen ağırlıkta tasarruf sağlayan birçok içi boş kemiği vardı. Bir örneğin karnında 1400 tane kaya vardı. Onları modern kuşlara benzer şekillerde midelerindeki yiyecekleri öğütmek için mi kullanıyordu?
Üç parmaklı keskin pençeleri, kısa bacakları, sırtındaki uzun sinir dikenleri ve kafatası şeklinin otobur olduğunu işaret ettiği bu dinozor gerçekten etkileyiciydi. Bir diğer benzersiz canlıysa Halsscaraptor'du. Bu şey o kadar garipti ki iskeletine ilk baktığımızda gerçek olmadığını düşünmüştük. Ancak kaya parçası tarınıp içindeki fosil incelendiğinde onun gerçek bir hayvan olduğunu anladık. Bir sürüngenden daha çok ördeğe veya bir kuğuya benziyordu. Amfibi gibi görünüyordu. Yani hem su hem de kara yaşamına uyum sağlayan hayvan. Şüphesiz onların dünyası bizimkinden çok daha farklıydı. O dönemde her şey büyüktü. İklim ve beraberinde getirdiği sık ormanlar birçok dinozoru uçak büyüklüğüne ulaştırmıştı. İnsanların olmaması herhalde onların en büyük avantajıydı. Her şeyin bir sonu olduğu gibi dinozorların da bir sonu vardı. Milyonlarca yıl önce yok oldular. Geride ise çözmemiz için etkileyici ve gizemli hikayeler bıraktılar.